Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda QGIS yani Quantum GIS programında eğitim videolarının ilkini çekiyorum. Bu videoda QGIS ile neler yapılabilir? Programın yani masaüstü uygulamasının ne gibi özellikleri var? Ne gibi araçları var? Araçlarının genel bir tanıtımını yapacağım. Uygulamayı açtım. Sol tarafta göz atıcı kısmı var. Bakın burada bilgisayarımda bulunan klasörler C, D ve bilgisayarıma takmış olduğum harici bellekler, yani bilgisayardaki klasörler gösteriyor kısacası. Bu alt tarafta da VMS, VFS gibi veri tabanı, PostGIS, MySQL, Oracle gibi veri tabanı bağlantılarının yapıldığı yerler. Yani burayı nereye benzetebiliriz? ArcGIS'teki Arc Katalog kısmına, Connection kısmına benzetebiliriz. Altta bulunan katmanlar kısmı haritaya eklenen katmanların gösterildiği yer. Yani Table of Contents. Üst taraftan devam ediyorum. Proje penceresinde yeni proje açma, yani boş harita açma gibi düşünün. Open, kayıtlı bir çalışma sayfası açma, kaydetme, farklı kaydetme, export etme, çıktı alma gibi seçenekler bulunuyor. Düzenle penceresinde şu an haritaya, yani harita penceresine hiçbir veri eklemediğim için buradaki hiçbir araç aktif değil neredeyse. Pencere katmanı New Map Layer diyor. Yani New Map View, harita, yeni harita görünümü, 3 boyutlu harita görünümü, haritayı kaydır, yakınlaştır, uzaklaştır gibi seçenekler bulunuyor. Katman kısmında katman oluştur. Bakın yeni bir katman, yeni shapefile katmana katman ekle. Dışarıdan programa katman eklemek için işte vektör, raster, MySQL, SQL, Oracle veri tabanı, VMS, VFS, ArcGIS harita sunucu katmanı gibi işlem yapacağınız harita katmanlarını ekleyeceğiniz yer burada bulunan katman, katman ekle kısmı. Katman ve grupları göm gibi seçenekler var. Buradan önemli olanları ben geri geldiğinden atacağım. Kısacası tanıtım yapıyorum şu an. Kullanıcı profili default, stil yöneticisi, klavye kısa yollara, eklentiler, eklenti yükle ve yönet, Python işletme nuş primi. Bunları ileriki videolarda değineceğiz arkadaşlar. Vektör, coğrafi işlem araçları, tampon, kırpma, dış bükey gövde, fark, bütünleştir, kesişim. Bunlar hatırlarsanız ArcGIS temel eğitim videolarında anlatmış olduğum geoprocessing araçları vardı. Yani coğrafi işlem araçları. Buffer, tampon, clip, kırpma. Bakın, merge, bütünleştir, kesişim, intersect gibi. Geometri araçları, ağırlık merkezleri, collect geometries, extract vertex, simple fee. Bunlar yine Arc Toolbox'ta bulunan araçlar. Bunları yeri geldiğinde diğer videolarda anlatacağım. Analiz araçları, çizgi kesişimleri, ortalama koordinatlar, alanlar için temel istatistikler, mesafe matrisi gibi gibi. Veri yönetim araçları, vektör katmanlarını birleştir, reproject layer, mekansal dizin oluştur. Araştırma araçları, konuma göre seç, grid oluştur, extract layer extent. Bunları yine yeri geldiğinde anlatacağız. Raster, raster hesaplayıcısı, raster calculator vardı ArcGIS'te hatırlarsanız. Map algebra, oradan hesaplamalar yapılıyordu. Onlarla alakalı raster analizlerinin yapıldığı pencere, raster penceresi. Bu pencerenin altında, analizinin altında bakı, boş veri doldurum, fill, grid, grid veri ölçümleri, kabartma, hillshade, yakın siyah, yakınlık mesafe, engebe durumu, eğim var bakın. Ele topografik position index gibi şeyler var. Projeksiyonlar, projeksiyon atama, projeksiyon çıkartma, yeniden koordinatlandırma gibi seçenekler var. Bunlarla ilgili daha ayrıntılı videolar paylaşacağım. Kanalımı takip ederek QGIS eğitim videolarından haberdar olabilirsiniz. Muhtelif, çıkarma, dönüşüm, veri tabanı, veri tabanı yöneticisi, web, işlem ve yardım gibi seçenekler, araçlar bulunmakta. Sol tarafta bulunan göz atıcı penceresinde arkadaşlar, bakın bilgisayardaki klasörler bulunmakta. Bilgisayarın D klasöründe, datanın altında, shape klasörünün altında bulunan bir katmanı sürükleyip bıraktım.
Gördüğünüz gibi burası harita penceresi. Burada harita grafiksel olarak görüntülendi. Solda ise katmanlar kısmında katmanın adı göründü. Bu şekilde veri ekleyebilirsiniz ya da katmanlar kısmından ekleyebilirsiniz. Bu videomuzda QGIS Desktop yani QGIS masaüstü uygulamasının genel bir tanıtımını yaptım arkadaşlar. QGIS eğitim videolarına devam edeceğim. İleriki videolarda katman ekleme, harita oluşturma, haritadan çıktı alma ve ArcGIS'te yapılan analizlerin ve haritaların QGIS'te kolay bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.